Merhaba arkadaşlar, Berat Tatlı Dünyası Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. Hazır kış günündeyiz, tahinle pekmezi bolca tükettiğimiz bir dönemdeyiz. Sizlere bugün nefis bir tatlı tarifim var. Nevzine tatlısı, böyle helva tadında çok değişik ve çok güzel bir tadı olan bu tatlımızın yapımına ilk önce şerbetini yapmakla başlayabiliriz. 2,5 su bardağı su, 2 su bardağı toz şekerimiz olacak arkadaşlar ve limon suyumuz olacak ilk etapta. İki su bardağı suyumuzu ekledik. Limon suyumuzu da sıktıktan sonra, kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar sadece 5 dakika kaynatacağız ve soğumaya bırakacağız. Sonraki aşamasına gelebiliriz daha sonra. Hamur malzemesi için 125 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı tahin. 1 geri kalan kısımlarında 1 yemek kaşığı sirke, 1 malzemeleri şöyle elimizde bir karıştırdıktan sonra şöyle iyice bir karıştırdıktan sonra kokusu bile harika, yapması çok zevkli bir tatlı. 1 su bardağı iri kıyılmış cevizimiz var. Fındık da koyabilirsiniz ama tahinle pekmeze ceviz çok yakışıyor. 3,5 su bardağı, toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Ama unu her zaman kontrollü bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. 1 paket kabartma tozu. Un kalitesine göre arkadaşlar, bazı un çok su çekiyor, bazı un su çekmiyor. O yüzden birkaç yemek kaşığı eksik artık olabilir. O yüzden hani her zaman dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Sert bir hamur olmayacak. Zaten kıyır kıyır bir hamur olacak. Dikdörtgen borcamımı yağladıktan sonra, çok hafif yağladıktan sonra hamurumu üzerine yayıyorum. Üzerini iyice düzeltiyorum. Zaten çok kalın olmayacak. Bu tatlının özelliği o. Benim bu şekilde bir çatalım var. Bu şekilde çatalla şerit şerit tatlımızın üzerine bu şekilde çizelim. Yoksa bıçak yardımıyla arkadaşlar bu şekli verebilirsiniz. Üzerine başka bir şey sürmeyeceğiz. Fırınımızı 200 derecede aldım. 200 derecede yarım saat pişireceğim tatlımızı. Şu anda fırınım ısınıyor. Evet, şimdi de bu şekilde çizim işlemini yapıyoruz. Ben tatlı hastasıyım, bildiğiniz gibi inanılmaz tatlı seviyorum. Özellikle şerbetli tatlılar, ballı ballı tatlılar en sevdiğim tatlılar. Evet, tatlımızın görüntüsü bu şekilde ve pişirmeye gönderiyoruz. Evet, şerbetimizi arkadaşlar kaynattıktan sonra ocaktan aldım. Aldıktan sonra yarım su bardağı pekmez ekledim ve iyice karıştırdıktan sonra şerbetimizi soğumaya gönderelim. Şerbetimiz sıcak, soğuk, tatlımız sıcak. Evet, tatlımız pişti. Gördüğünüz gibi yarım saat pişirdim 200 derecede. Şerbetimiz de soğudu. Tatlımı fırından çıkardıktan sonra sadece birkaç dakika ilk sıcaklığı geçmesini bekledim. Soğuk şerbetle birlikte buluşturmaya başladım. Evet, bu şerbetin tamamını çekiyor. İyice dinlendikten sonra arkadaşlar tatlımız son hali bu şekilde ve servis aşamasına iyice soğuduktan sonra geçebiliriz. Kıvamı helva gibi olduğu için arkadaşlar bu aşamada elinizde bir peçete almanızı tavsiye ederim. Daha düzgün kesebilmeniz için. Ama en sevdiğim tatlılardan bir tanesi diyebilirim. Çok lezzetli bir tatlı.
Hem de gördüğünüz gibi oldukça kolay. Balığın hamsinin yanında özellikle kış aylarında çok iyi gidecek bir tatlı. Evet, şimdi finale geçelim. Son aşamasına bakalım. Evet, son hali de bu şekilde. Ve tatlımız bitti. Yapacak olan arkadaşlarım kolay gelsin sizlere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.